Aç sineği ve yazını Galatasaray TV izleyicileri, bugün daha önceki bölümlerimizden birinde Turgay Tuna abimizin Galatasaraylı izcilere yapmış olduğu bir çağrı vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz. Galatasaray Lisesi'nin izcilik geleneğine katkısı bulunan ve bu günleri bizlere aktarabilecek abilerimiz bugün bizlerle beraberler. Sağ olsunlar, kırmadılar bizi. İlk konuğumuz Erkut abimiz. Erkut abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet abi, bu bahsettiğimiz izcilik geleneği içinde sizin de biliyoruz, bize anlattınız daha önce. Çok önemli hatıralarınız, çok güzel günler geçirmişsiniz izcilik içinde. Önce isterseniz şeyden başlayalım. Mektebe nasıl girdiniz ve izcilikle nasıl tanıştınız? Öyle bir başlayalım isterseniz. Benim babam inşaat mühendisi ve devlet memuruydu. Bayındırlık Bakanlığı'nda çalışıyordu. Onun için benim ilk okul yıllarım 5 yılda 5 ayrı şehirde geçti. Onun için beni bir yatılı okula vermeye karar verdiler. Ve Galatasaray Lisesi uygun görüldü. O zamanlar ilk başvuran, peki ile mezun olan adaylar alınırdı. Ebeveyn gecelisi bahçede geçirir, sabah kuyruğa girer, yazdırırdı. Ben de o şekilde Galatasaray'a girdim. 1948 yılında ve o yıllar bizim ilk kısımda yetiştiriciden girdim. Yavru Kurt teşkilatı vardı. Çok hoş üniformalarımız, mavi kepimiz vesaire. Ben de girdim. Çok fazla bir faaliyet olmadı. Sonra tabii Beyoğlu'na, lise bölümüne çıktık. Orada ağabeylerimiz vardı ve Galatasaray Lisesi izci oymağı pek çok yurt dışı etkinliklere katılırdı. Cembarolere vesaire. Ve bu yurt dışı tabii o zamanlar çıkış çok zordu, imkansızdı denilebilir. Ben de bu yurt dışı gezilerin cazibesiyle izciliğe girdim. Ve o zaman İstanbul 600-700 bin kişilik çok hoş bir kentti. Çevresinde gezilecek, hafta sonlarını geçirecek çok güzel yerler vardı. Belki herhalde vardır ama ben oralara gittiğim zaman kamplar kurduğumuz yerlerde şimdi 35 katlı yükselen apartmanlar görüyorum. Peki abi, şunu sorayım hemen. İlk kamp yapmaya gittiğiniz yeri hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum tabii. Pendik, Karataş Yarımadası vardı. Orada 1950'lerden itibaren her yaz kamp kurulurdu ve o zaman Gelenbevi Ortaokulu müdürü Rıza Bey'di zannediyorum adı. Orada kamplar kurar ve biz çeşitli liselerden, Galatasaray Vefa, İstanbul Lisesi, Gelenbevi Ortaokulu'ndan izciler orada çok güzel kamplar yapardık. Çok keyifli olurdu. Ve
annemizin pişirdiği nefis yemekleri yemezken orada işte içinde çöpler filan karma karışık az pişmiş bir takım yemekleri iştahla yerdik. Ama her şeyden önce o yılları çeşitli okullardan gelen aynı yaşlarda gençlerin güzel bir dostluk ve arkadaşlık havası içinde çok güzel günler olarak anımsıyorum. Peki abi, daha sonraki yıllarda bildiğim kadarıyla 1953'te Atatürk'ümüzün Etnografya Müzesi'nde Anıtkabir'e nakli gerçekleşirken Türkiye'den birçok izci bulunduğu gibi Galatasaray Lisesi izcileri de orada bulunmuşlar. Siz de orada mıydınız abi? Evet, evet. Biz bir kontenjan Galatasaray'dan bir araya geldik ve Necati Bey, beden eğitimi öğretmenimiz zannediyorum, başımızdaydı. Ve ben ilk defa Ankara'ya 1953 yılında gittim. O zaman motorlu trenler yeni işlemeye başlamıştı. İlk defa da bir motorlu trenle bindik, Ankara'ya gittik. Ankara tabii o zaman İstanbul 607.000 kişilik bir nüfus sahibiyken Ankara 200-250.000'lik böyle. O zaman Gazi Terbiye Enstitüsü'ne gittik. Şimdi tam şehrin merkezinde olan bir yer, o zaman şehrin dışındaydı. Ağaçların içinde orada geceledik ve ertesi gün izciler şimdi 3. Tiyatro Opera binasının olduğu yerde bekledik. Ondan sonra çok yavaş bir yürüyüşle Anıtkabir'e atamızı naklettik. O da benim unutamadığım anılarım arasında yer almış oldu. 1907 yılında kurulmuş izciliğin 1957 yılında 50. yıl dönüm kutlanmış İngiltere'de. Büyük bir tören yapılmış galiba. Dünyanın muhtelif ülkelerinden birçok izci katılmış. Ve öğrendiğimiz kadarıyla siz de oradaymışsınız. Evet, biz de 1957 aynı zamanda Kıbrıs olayının uluslararası arenaya çıktığı bir yıldı. Ve o yıllar izcilik teşkilatının yurt dışı organizasyonu tamamen Milli Eğitim Bakanlığı İzcilik Genel Müdürlüğü'nün yetkisi dahilindeydi. Onun için bir imtihan yapıldı ve 24 kişilik bir kontenjanla katılmaya karar verildi. Bu 24 kişi için bir imtihan yapıldı ve 3 grup halinde bölündük. Bir grup izciler, yani 18 yaşına kadar olan, benim şimdi rahmetli olan kardeşim, bugün aramızda olan Ali Korur, o bölümde ayrı bir yerde şey yaptılar. Bir ergin izciler bölümü vardı. 18 yaşından büyük izciler oradaydı. Ve bir de liderler bölümü vardı. Ben ve bir diğer arkadaşımız, biz lise öğrencisi olduğumuz halde Woodbridge liderlik kursunu bitirdiğimiz için 5 tane beden eğitimi öğretmeni lider, bir de bir bayan izci vardı. Biz de liderler bölümündeydik. Liderler bölümünde de gerek çünkü kamp 38.000 kişiydi ve katılıp katılmamak konusunda tereddüt vardı. Nitekim mesela Yunanlı izciler gelmediler olayı protesto için. Fakat biz son dakikada gittik. Gittik ve bu 8 kişilik kontenjan 16 kişilik bir İngiliz izci lider grubuyla bir arada oldu. Ve orada ilk defa, ondan da bahsetmek isterim çünkü o konuyu hep anlatırım. Ben bir nevi işte Galatasaray Lisesi'nden Fransızca 3-5 kelime de İngilizce öğrendiğim için
temas grubu bendeydi. Tabii lider, İngiliz lider grubundan bir iki hanım yiyecek, içecek, işte bizim yememiz, malzemelerin alınması işleriyle meşgul olurdu. O hanım beni bir kenara çekti. Tabii biz annemizden Türk terbiyesi olarak bir şey önerildiği zaman ona çok büyük ilgi gösterip hemen evet dememeyi öğrendik. Onun için hanım beni kenara çekti, dedi ki Erkut bak ben sana soruyorum. Grup kahve ister mi, çay ister mi veya ne isteyelim? Sen bir şeyler söylüyorsun, anlamıyorum. Dedi İngilizce gayet basit. Eğer dedi istiyorsan yes please diyeceksin. İstemiyorsan no thank you. Bir üçüncü cevap yok dedi. Onun üzerine ben de anladım ve şey yaptım. O zamanki Türkiye'yi anlayabilmek için şunu söylemek isterim. Mesela ben ilk defa dilimli ekmeği orada gördüm. 1957. Dilimli peyniri orada gördüm. Biz alır bıçakla ekmeği de peyniri de keserdik. Peki abi bu Galatasaray sonrasında izcilik devam etti mi hayatınızda? Tabii. Yani o yıllarda izcilik lisede yapılır ve lise bitince de izcilik biterdi. Biz o kadar keyifli, hatta sadece İstanbullular değil, Ankaralılarla da bir araya gelir, şey yapardık. Peki lise öğrenciliğimiz bitince izciliğe nasıl devam edebiliriz deyince ve diğer yurt dışı temaslarımızda gördüğümüz gibi bir ayrı bir teşkilat kurulma fikri gelişti ve 1956 yılında Türkiye İzciler Birliği'ni kurduk ve bu teşkilat Ankara, İstanbul'da kuruldu ve iki şehir izcileri, o zaman Ankara'da da Gazi Lisesi, Atatürk Lisesi'nde izci arkadaşlarımız vardı. Onlar da lise çağından sonra izciliğe devam etmek istedikleri için onlar da katıldı. Böyle bir teşkilat kurduk ve ilk yıllar oldukça başarılı geçti. Ben de o teşkilatın genel sekreterliğini yapıyordum. Lisede çok hızlı gitmeme rağmen her şeyin bir sonu var. Galatasaraylıların da sonu yok. O şeye kadar, sonuna kadar devam ediyor ama liseyle tabii bitiriyorsunuz. Ankara'ya Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gittim. Fakat İzciler Birliği'nin sonu biraz hüzünlü oldu. Neden oldu? Bu anlaşan İstanbullularla Ankaralılar arasında birdenbire bir hiçbir olay olmadığı halde bir farklılaşma, bir bölünme, işte bizim milletimizin belki de bir özelliği, hiçbir ihtilaf, hiçbir görüş ayrılığı olmadığı halde sırf İstanbullu, sırf Ankaralı olmak. Ben de bir İstanbullu Ankaralı olduğum için böyle teşkilat yavaş yavaş kayboldu gitti. Peki abi, son olarak ben şeyi sorayım size. İzcilik sizin hayatınıza nasıl bir etkisi oldu genel manada? Çok olumlu olduğuna inanıyorum. Bir defa bana çok geniş bir deneyim edinme imkanı verdi. Bizim Türkiye İzciler Birliği aynı zamanda Türkiye Gençlik Teşkilatı'na da üyeydi. Ve tabii işte o yıllar Türkiye'de pek dil bilme meselesi olmadığından ben Gençlik Teşkilatı'nda yurt dışı temasları, yabancılarla temas, bana ilk defa tabii biz hocalarımızdan Batı kültürü hakkında pek çok şey öğrendik ama somut olarak onları
İzcilik sayesinde gördüm. İşte biraz evvelki örnekte verdiğim gibi mırın kırın etmeden yes please, no thank you demeyi izcilik sayesinde öğrendim. Bana çok geniş ufuklar açtı. İngiltere seyahatimiz tabii çok iyiydi. Orada tabii şu konuyu da belirtmek isterim. 1950'de 38 bin kişilik bir çadır kent. Her yer çadır. Bir bölümde o zaman 60-70 yaşında yaşlı izciler gördüm. Bizim zamanımızda yani yaşlı izciler hocalarımızdı. Beden eğitimi hocalarıydı. Bu kişiler kim dedim. Bunlar dediler 1907'de ilk Baden-Powell'ın organize ettiği kampa katılanlar. 50. yıl nedeniyle davet edildik. Ben de 1957'ye 50 ekledim. 2007 yılını buldum. Dedim ben o yaşta memur olsam emekli olacağım. Hayatta olur muyum, olamaz mıyım? Bilemem. Fakat 2007 yılında sürpriz bir telefon. Yusuf Özsuyaki arkadaşımız bizi aradı. Dedi böyle böyle 2007 yılı izciliğin 100. yıl dönümü için bir davet var. Katılmak ister misin? Ve Galatasaray'dan arkadaşım Ali Korur'un da katıldığını memnuniyetle öğrendim. Ve biz 4 kişilik bir grup, Yusuf, ben, Ali Korur ve bir de İstanbul'dan bir 4. arkadaş. 2007 yılında İngiltere'ye gittik. Fakat artık herhalde toplumun yaşlı izcilere bakışı değişmişti ki 50. yılda izciler kampa gittikleri halde bizi Oxford'daki öğrenci yurdunda misafir ettiler. Ben tabii siyasal bilgilerdeki yatakhaneyle İngiltere'de Oxford'daki öğrenci odalar arasında farkı görünce biraz şaşırmıştım. Yani 4 yıldızlı bir otel konforundaydı. Fakat orada da yine bizi 200'er kişilik zannederim 1950'den 400 kişilik bir kontenjan iki grup halinde ağırlandı ve biz de bir araya gelip o güzel günleri tekrar anımsamak fırsatını bulmuş olduk. Erkut abi bir de biz hep duyuyoruz bu izcilik konusu geçtiğinde bir deniz izciliğinden bahsediliyor. O nedir abi? Şimdi bu tabii faaliyetlerimiz sırasında yurt dışından gelen misafirleri de ağırlamak vardı. Biz o zaman hepimiz kara izcisiydik. İşte haki elbiselerimiz. Kamplara o şekilde giderdik. Yunanistan'dan bir grup geldi. Batı Trakya'dan. Baktım bunların bir kısmı bizim gibi ama bir kısmı lacivert üniformaları vardı. Onlara sordum. Siz dedim niye böyle farklı üniforma? Biz dediler deniz izcisiyiz. İlk defa o zaman duydum yani 1951, 52, 53 falan. Karataş'taki kampa gelmişlerdi. Ondan sonra kitaplar getirttim. Türkiye'nin her tarafı denizlerle çevrili ama biraz denizlerimize küskün bir şey yaptık. Ve o yıllarda deniz izciliğini kurduk. Katılan pek çok arkadaşımız oldu ve Galatasaray Lisesi'nde tam hatırlamıyorum ama resmi gazetede yayınlandı işte genelgemiz. Fakat sonradan yine o da herhalde ilgi olmadı veya bilmiyorum. Halbuki o zaman Denizcilik Bankası ile de temas ederek denizcilerine denizcilikle ilgili bir eğitim imkanı da sağlamıştık. Ayrıca o zaman pek birkaç gemi vardı. O gemi yolculuklarında bize büyük indirimler yaptılar, seyahatler düzenledik. O da değişik, farklı bir etkinlik oldu.
Peki abi, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim o günleri bana tekrar yaşamak, anımsamak fırsatını verdiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Sensiz kaldığımı öğrendim. Dostluğu kardeşliği senden öğrendim. Tipoyu tanjantı ben senden öğrendim. Şimdi yanımızda Ali Korur abimiz var. Abi hoş geldiniz. Hoş gördük. Şimdi size aynı soruyu soralım. Nasıl girdiniz abi Galatasaray'a ve izcilik macerası nasıl başladı? Ben Ankara'nın ilk seçilmiş belediye başkanı Ali Kütükçü'nün torunuyum. Böyle bir şansım da var geriye baktığımda. Babam da Galatasaray Zeti'nde başmuavinlik müdür vekilliği yapmış olan bir kişi. Biz Kadıköy'de yaşar iken, ben Sencef'te öğrenci iken babama Galatasaray Lisesi'nde boşalmış olan müdürlük teklif edildiydi. O da biz vekaleten alalım, buraya Galatasaray Lisesi mezununun müdür olması daha uygun olur dediği için müdürlüğü vekaletin haricinde kabul etmemiş bir babanın oğluyum. Bu şeyde de, bunun neticesinde de 1950 yılında ben Saint Joseph'te yetiştirici sınıfını bitirdikten sonra Galatasaray Lisesi'ne yetiştirici okumadan girdim. Bir imtihan geçirildi. Böyle bir ayrıca bir kere daha hazırlık sınıfı okuma durumunda kalmadık. İzcilik Galatasaray Lisesi'nde 50'li yıldan itibaren benim bulunduğum devamlı revaçta idi. Ben rahmetle anacağım Özcan abimiz trompet paşası olarak tanınırdı zamanında. İstanbul Erkek Lisesi, Vefa ve Galatasaray hangisi daha hızlı trompet çalacağım diye çalıştıkları, uğraştıkları dönemde Özcan abimizin kuvvetli bir trompet grubu vardı. Yürüyüşler tünelden başlar, Taksim'e kadar devam ederdi. Bu yürüyüşlerde de her zaman ses ve beğeni açısından hep Galatasaray Lisesi önde gitmiş idi. Babam 1963'te vefat ettiğinde gene büyük bir şeref yaşadık. Cenazesi okul bahçesinde toplandı. Örfi idare olmasına rağmen elde Taksim'e kadar taşındı. Ve ondan sonra da işte istirahatgâhına yöneltildi. Yani ben tesadüfen bazı ilklere de bu şekilde sahip olmuş olabildim. 1957'de Londra'da yapılan kampa katılma şansını da yakalamıştım. O zaman abi hemen şeyi sorayım, galiba Erkut abiyle beraber gitmişsiniz. Evet, beraber gittik. Ben kontenjan lideriydim. Yani contingent leader dedikleri özel bir çadırı olan ama tek kişilik, iki kişilik ufak bir çadır olan yerde kalıyordum. Orada arkadaşlarımızla birlikte, tabii Erkut daha önde gittiği için biz ondan beraber denizciliğini de kurmuş idik. Bunu daha önceki Galatasaray'daki anılarımda da bahsetmiştim. Biz Genelkurmay'ın altındaki bir sınıfta subay olarak görev yaptık. O da Beykoz Oymakbaşı kursunu bitirmiş olmamızdan dolayı verilmiş bir rütbe idi diye mütalaa ediyorum. Galatasaray Lisesi'ndeki hayatı benim gibi herkes de anıyla
güzelliklerle hatırlar. Bunların arasında ben sporu da katacağım. Biz orada hiçbir zaman fanatik olmadık. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş tenis topu maçları yapılırdı. Ve herkes gayet rahatlıkla bu tuttukları takımın da teşhini yaparlardı. Yani Galatasaray Lisesi kendine has vasıflarından bir tanesi de bu tür sportif olaylarda her zaman ortaya koymuş idi. Galatasaray Lisesi bildiğimiz gibi herkesin hayatında önemli izler bırakır. Biz de bugün arkadaşlarımızı tekrar gördüğümüz zaman aramızda beraberce eski günleri yad ediyoruz. Peki abi, tekrar İzcili'ye dönersek, bu bahsettiğiniz 1957'nin hemen öncesinde galiba Anıtkabir'e Atatürk'ümüzün naaşını nakledilirken de Galatasaray İzcileri oradaymış. Evet. Onunla ilgili hatırladıklarınızdan bize aktarabilecekleriniz var mı? Şöyle, uzun bir süreçte, yani 2,5-3 saat gibi süren süreçte dönemin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, İnönü hepsi yürüyüş halindeydiler. Yani o da beni etkilemişti. Çünkü birden son numaraya kadar vatandaş olarak herkes orada Atatürk'e olan sevgi ve bağlılığını aynı hürmet ve saygı içerisinde gerçekleştirmiş oldular. Peki abi, bu izcilik hayatınızın daha sonraki döneminde, üniversite yıllarından sonra da devam etti mi? Hayır, ben yani turizme geçtikten sonra böyle bir fırsat olmadı. Ama yani bizden önce o sıralarda bulunanlardan arkadaşlarımız da Erkut Onak gibi bu bağımlılığı izcilikte göstermişlerdir. İzcilik esasında insanı disipline adapte eden, disiplini öğreten, nerede neyin ne zaman yapılabileceği kararını seçmede kolaylık sağlayan, çevreyle olan ilgilerini arttırabilen, çünkü hep çevreyle ilgileniyor, bir topluluk içerisinde kalmaktan dolayı ben de mutluluk duydum. İşte halen Tema'nın da Kırklareli temsilciliğini yapmaktayım. İzcilik herkese, bugün artık geçerli değil, pek gözükmüyor. Ama herkese okul hayatındayken önemli hassalar, kaliteler vermiş olan bir, bana göre, sivil toplum kuruluşudur. Gençliğe de tavsiye ediyorsunuz dolayısıyla. Gençlere izciliği de tavsiye ediyorum. Diğer taraftan çevreyle ilgilenen STK'lar var. Onların içinde de olmak, gönüllülükleri kuvvetlendiren, hem de insanların yapması gereken özel görevlerde yalnız kendisi için değil, geleceğin içinde ehemmiyet arz eden bir durum. Mesela İğneada'da, Kırklareli'nde turizm sahası olarak ayrılmış İğneada'da elektrik santralı yapılması öngörülüyor. Bunun yapılmaması için de çevreci olanlar, çocukları da dahil olmak üzere yürüyüşlere katılıyorlar ve bir nevi izciliği de yaş belirlemesi olmadan yapmaya devam ediyorlar. Ben de herkese, yani çevreyle olan ilgilerinin devamlı olmasını da öneririm şahsen. Sağ olun Ali abi. Mesajınız için de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim size. Bu fırsatı bana verdiğiniz için. Ben de bu ikinci defa oldu. Bir de 72'de TÜRSAB'ı kurmuş idik. 4 sene kadar önce Eskişehir Üniversitesi'nden de TÜRSAB'la ilgili olarak kuruluş anıları anlatılırken bizi de uygun görmüşler ki böyle bir görev yaptık, ama
bugünkü görev benim için şeref artı şereftir yani. Çok teşekkür ederiz abi. Sağ ol. Unuttum şimdi, saçımda aklar var. O gün diploma alınca yalnız. Kur abi hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Berk. Size de aynı soruyla başlayalım abi. Mektebe nasıl girdiniz ve bu izcilik sevdası nasıl başladı? Evet. Bizim mektebe girişimizin bir karakteristik tarafı var. Ben de yetiştiriciyle gelenlerdenim. O zaman yetiştirici hazırlık sınıfı yani. Bizim dönem 1950'de yetiştiriciye girenler ilk defa Erkut daha evvel anlattı. Gece bebeğinler okulun bahçesinde yatıp da ertesi gün koşarak önde kayıt yaptırırlardı. Biz ilk defa Türkiye'de ilk sınavla Galatasaray Lisesi'ne giren sınıfız. Yani biz bunu yaşadık. Bir konferans salonu o zamanki adıyla, şimdi Tevfik Fikret. Orada masalar vardı. Orada sınava girdik, imtihana girdik o zamanki tabirle. Ve böyle girdik okula. Ben izciliğe 6. sınıfta rahmetle anmak istediğim, çok sevdiğim ilişkim okuldan sonra da devam etti. Özcan Yuvalı ağabeyinin bize akşam etüte belletici olarak gelmesi dolayısıyla başladım. Kendisi izciydi. Bizi de teşvik etti izci olmaya. Yani ne olduğunu bilmeden gittim. 6. sınıfta daha okulda da çok yeniyiz. Başlayışımız böyle. Sevdik. Zaman içinde değişiklikleri falan da oldu. Onları da inşallah sohbet içinde konuşacağız. Ve son sınıfa kadar da devam edip gittik. Peki abi, o ilk beraber izciliğe başladığınız arkadaşlarınızdan kimleri hatırlıyorsunuz? Ya doğrusunu söylemek gerekirse bizim 1950 biz Ortaköy'e gittik. 51'de okula geldik. 51 yılını düşünürsen İkinci Dünya Harbi'nin bitiminden 6-7 sene sonraki bir durum. Yani daha Türkiye'de, dünyada taşlar yerine oturmamış. İzcilik de bundan nasibini almıştı. Yani bizim o girdiğimiz dönemlerdeki izcilik bizim merasim izciliği dediğimiz izcilikti. Hani şeye gideceksin diye 19 Mayıs'da yürünecek, 29 Ekim'de yürünecek, 30 Ağustos'ta yürünecek. Bunların provaları falan olurdu. Provası yapılırken tabii ders kaytarma imkanı vardı. Dolayısıyla o zamanki yani ilk yıllarda yani 50'den belirli bir zamana yani 53'lere kadar filan oraya o düşünceyle giren bazı arkadaşlarımız vardı. Bunlar tabii sürdürmediler izciliği. Sürdürmedikleri için de bugün aramızda değiller. Yani onlar o periyotta kaldılar. Şimdi benim nazarımda şöyle bir benim düşüncem var. 1956 yılında kurulmuş olan Türkiye İzciler Birliği bizim okulda ve Türkiye'de genel olarak hakiki anlamda izciliği pratiğe sokan kurumdur. Nasıl derseniz bizim öyle bir iki gezi yapmıştığımız var. Yani 1955'lere kadar yani 51 ile 55 arasında çoğu hakiki anlamda merasim izciliği. Ki yani bizim merasim izciliği dışında çok imkanlarımız olması gerekirdi o zaman. Ben şeyi hatırlıyorum, izci deposu diye bir yer vardı. Nerede derseniz, şimdi öğretmen veya gündüzlü yemekhanesi mi ne bir koridor, onun üzerindeki orası şeydi, izci deposuydu. Oraya zaman içinde girip çıkmaya başladıktan sonra, yani biraz hani ne diyeyim, artık izcilikte kabalaştıktan sonra diyeyim yani, kalınlaştıktan sonra oralara girip çıkmaya başladığımızda Turgay'ın röportajında anlatmıştı, o keçe şapkalar, battaniyeler, geçmişten kalan yani hakiki anlamda izcilik yapılan zamanlardan kalma battaniyeler ve özellikle kaputlar vardı. Kısa kaput izciliğe uygun.
Ve onların hepsi yani entakt duruyordu orada. Yani kullanılır durumda ama kimsenin o tarafına baktığı yoktu. İşte biz bir iki gezi vesilesiyle bir kere hiç unutmuyorum. İlk o kaputlardan birini giymem şeydeydi. Bir Çamlıca gezisi yapmıştık. Çamlıca tepesinde, onda da fotoğrafımız vardır hatta. Şeyin altında en yüksek noktayı gösteren o nirengi şeyinin çatkısının altında. O kaputla da üzerimizde ilk o zaman giymiştik. Ki bakmıyordu yani, onlar öyle duruyordu orada. Sonra zaman içinde kullanılır oldu. Şimdi İzciler Birliği kuruluncaya kadar geçen süre böyle. İzciler Birliği fikrinin oluşmaya başlamasından itibaren ya izcilik neymiş, bunun felsefesi nedir, şeyi işte amacı nedir gibi sorular sorulmaya başlandı. Şimdi buraya gelmeden hani geleceğim diye şöyle bir bakayım dedim. İzciliğin süresine baktım. Mesela bugün şeydeki internet üzerinde taze bulduğum türe bizim izciliğe girdiğimiz zamanlardaki türenin aynı değil. Mesela o zaman beni çok etkileyen ve hakikaten her akşam yatağa girdiğimde ben bugün ne yaptım diye düşündüren türenin maddelerinden bir tanesi her gün bir iyilik yaptı. Böyle bir maddesi vardı o 10 maddelik türenin. Bugünkünde o yok. Ha, benzer şeyler koymuşlar. Yani esas aynı. Ama yani izcilik benim hayatımı şekillendiren ilk etkenlerden biri olarak kabul ettiğim bir şeydir, unsurdur. Ben izciliği beni gelecekteki hayatımda çok etkilemiş gibi görürüm. Her akşam izci olduktan sonra, bu türeyi ezberledikten sonra her akşam yatağa girdiğimde ben bugün ne yaptım diye düşünürdüm hakikaten. Zaman içinde bu tabii her gün bir iyilik olmaktan çıkıyor. Bugün ne yaptığıma dönüyor. Bugün yararlı ne yaptığımı düşünmeye başlıyor insanlar. Ve tabii ben izcilik sayesinde insanlarla iyi geçinmeyi, empatik düşünmeyi, hayvanları sevmeyi, doğayı sevmeyi filan öğrendim gibi düşünürüm. Bugün hala bu benim beynim arkada durur bir yerde. Şimdi biz o şeyden sana soru sormaya fırsat vermiyorum ama yani... Yok, çok güzel anlatıyorsunuz, buyurun. Yani, tamam, devam ederim o zaman. Şimdi biz tabii Türkiye İzciler Birliği kurulduktan sonra okul dışında da izcilik yapmaya başladık. Yani bu kamplardan bahsediyoruz. Şimdi okul dışında izcilik önce daha kamplar falan olmadan Türkiye İzciler Birliği'nin kendini kabul ettirme safhası var. Yani biz ben o zaman daha ilk kuruculardan biri değildim yaşım itibariyle. Ama devamı şeyde bir yerimiz vardı. Şu Büyük Parmak Kapı Sokağı'ndan girince sağa dönersin. Orada bir binanın üst katında ufacık bir yerimiz vardı. Orada toplanırdık. Ama önce kendini bir kabul ettirme safhası yaşadık biz orada. Nasıl? Ya izciliği anlatalım bir kere, bütün Türkiye bilsin şunu filan gibi. O safhada öyle kamp filan daha yoktu. Ama bir süre sonra tabii Gençlik ve Spor Bakanlığı yoktu o zaman. Bir başka bakanlıktı bizle meşgul olan, tam bilmiyorum ama esas Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü üzerinden izcilikte kumanda edilirdi. Orası izciliğin farkına varmaya başladı. Ve bu farkına varışla birlikte bize imkanlar sağlanmaya başladı. Sağlanan imkanlardan birincisi, Pendik'te bugün artık adı var kendi yok, Karataş Yarımadası vardı. Cunda adaydı o zaman. Karşısında Cunda Adası adaydı. Şimdi bugün artık Cunda'ya şeyle, arabayla geçilebiliyor. Karataş Yarımadası'nı bize tahsis ettiler. Kamplarda ve uygulamalı çalışmalarda kullanmak üzere. Ben oraya ilk gittiğimiz seneyi hatırlıyorum. Herhalde 56'nın ya 57'nin ya 56'nın yazı olabilir. Bize ilk verdikleri zaman şilte yapmak üzere şeyler verdiler, torbalar verdiler. Bir de balyalarla saman gelmişti. Bir de kendi yatağınızı kendiniz yapacaksınız. Mahruti tabir edilen böyle koni şeklinde çadırlarda bunlar hep artık izcilik yapılacak Türkiye'de düşüncesiyle askeri çevrelerden bize tahsis edilmiş şeyler. Saman da oradan gelmişti. Biz o samanları doldurduk o yatak torbalarının içine ve attık yere. Tabii çevreyi temizledik önce. Çadırın altını temizledik temizlenebildiğince. Çünkü şeydi hakikaten hiç bakımsız falan bir yerde o ilk verildiği yıl. Temizledik, oraya yerleştik. Akşam da böyle
fevkalade yorgun şekilde o şiltelerin üzerine kendimizi attık. Uyuyabilirsen uyu. O saman basınca alttaki bütün taşlar meydana çıktı. Her taraf küçük taş dolu. Çakıl veya bir üst boyutunda taş dolu. Tabii ilk gece uyuyamadıktan sonra onu öğrendik. Alttaki taşları temizlemek lazımmış. İkinci oradaki şeyimiz, deneyimiz, çadırın etrafına kanal, ark açmak lazımmış. Çünkü eteğini indiriyorsun çadırın. O ark yoksa yağmur yağdığında su içinde yatmaya başlıyorsun. Onu öğrenmiş olduk orada kampta. Velhasıl biz artık izciliği bu şekilde yapmaya başladık. Yani amaçlı geziler yapıyorduk. Bizden büyük abilerimiz vardı. Onlar bize işte gittiğimiz yerde teorik bilgiler veriyorlardı. Doğaya ait bilgiler veriyorlardı. Gidiş gelişlerimiz bile bir öğretinin bir parçası oluyordu. Sonra da bunlar uygulamalı olarak kamplarda tekrar görüyorduk. Şimdi bu şeydeki Karataş'taki kamplardan önemli bir anı, zamanın Genelkurmay Başkanı çok yakınlık göstermişti. Adını hatırlayamadım. Tuna Boylu olabilir soyadı. Galiba Tuna Boylu'ydu. Bize Karataş kampına süvari birliğinden at binmek üzere, onu öğrenmek üzere daha doğrusu süvari birliğinden şey gönderdi. Bir birlik gönderdi. Ya bir küçük birlik atlarla ve eğiticilerle beraber geldiler. Atıcılık yapmak üzere şeyler gönderdi. Tüfek ve mermiler onlarla atış idmanı yapmak üzere. Bir de yine onun tesiriyle, onun etkisiyle, yani Genelkurmay Başkanı'nın etkisiyle yelken kulüplerinden bir tanesinden, ya Moda ya İstanbul yelken, yani onlardan bir tanesinden şey geldi, Şarpi gelmişti. Şarpi pek şimdi artık yok galiba, tek yelkenli. Ya bir de Flo vardır önünde galiba. Onlar oradan, onda da yelkencilik öğrensin oraya kampa gelen izciler diye. Ve böyle bir ilgi görmeye başlamıştı izcilik. Yani o dönemde izcilik böyle hem atlı, hem atış, hem de denizcilikle ilgili. O kampa özel bir şeydi. Yani bizim izciliğimiz, okulda bir atlı izcilik veya işte şey yelkenci bir izcilik yoktu. Ama kampta izcileri o yönde de eğitmek, onları o yönde de bilgilendirmek üzere, biraz da kampı daha cazip kılmak üzere tabii. İkinci önemli faktör o dönemde izciliğin hakiki esas amaçlarından biri olan insanlar arasındaki ilişkiyi izcilerden başlatmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından o kamplara izciler gelmeye başladı. Biz İstanbullu izciler olarak belki bazı arkadaşlarımızın turizme yönelmesinde ön ayak da olmuş olabilir bu iş. Biz İstanbul'a dışarıdan gelmiş olan izci kardeşlerimizi İstanbul içinde gezdirir olduk. Yani ben Topkapı Sarayı'na belki... İlk turizm denemeleri yani. Evet, Topkapı Sarayı'na her... Şimdi 15 günlük kamp dönemleriydi onlar. Bizden bazıları imtiyazlıydı. Biz 3-4 dönemde kalırdık orada. Erkut Onat başta olmak üzere. O çünkü bizden bir adım da öndeydi o zaman. Biz 3-4 dönem kaldığımız olurdu. O gelen birinden, bizde çok meşgul olan gelen birinin izciliğinden sorumlu hocası, müdürüydü galiba bir de aynı zamanda okulun. Necat Bey bizi yani el altında tutardı. İstanbullu izciler olarak biz o dışarıdan gelenlerle hem iyi ilişki kurmak, hem onları işte İstanbul'u tanıtmak onlara filan gibi. Ve bu ilişkiler de sonra devam etti. Mesela askerde ben bir izcilik, yani şeyde İstikam Okulu'nda öğrenci olduğumuzda izcilikte beraber olduğum bir kardeşimle karşılaştım. Çok da mutlu oldum ikimiz de gibi. Karataş döneminden sonra bizim oraya artık sığmadığımız daha iyi bir yer olsun gereği ortaya çıkmaya başladı. Ve bize şeyi tahsis ettiler. İzciler Birliği'ne tahsis ediliyor bunlar hep. Bize Abraham Paşa Korusu, Beykoz'daki, şimdi Beykoz Korusu oldu. Ve şu anda artık içinde bir sürü konutlar olan, 2-3 grubun yaptığı şeyler var orada. Villalar var şimdi orada. Bize orayı vermeye başladılar. Orada daha bir ciddi, daha bir tabiat olarak da daha güzel bir yer sahibi oldu İzciler Birliği diyelim. Ve kamplar oraya taşındı. Biz orada yapmaya başladık kampları. Ve hakikaten yaygın bir izcilik uygulanmaya başladı Türkiye'de.
Galatasaray'da tabii Türkiye'de bir numaralı aslan oymağı olarak bunda büyük benim nazarımda hak ve pay sahibidir. Burada izciliğin Türkiye'ye yerleşmesinde büyük rolü olmuş. Ve o dönemde de çok iyi bir grubumuz vardı. Sonra şeyden geldik. Yani sizin sınıftan başka, dönemimizden başka. İşte bu izciliği bu şekilde sürdürebilenler kaldı. Bu şekilde pek aklı yatmayanlar. İşte yazın kampa, izci kampına gitmektense ben ya gideyim denize. Veya tabii o zamanlarda Türkiye'nin dört bir tarafından öğrencisi vardı bizim Galatasaray Lisesi'nin. Bir kısmı da İstanbul'da olamıyordu. Zaten kendi memleketine dönmek durumunda kalıyordu. Ondan bizim sayımız çok fazla artmadı. Ama burada anmak istediğim iki insan var. Bir tanesi bu Türkiye İzciler Birliği'ne Galatasaray'ın faal olarak girmesini sağlayan, destekleyen okul içinde beden eğitimi hocamız, zamanın müdür yardımcısı ve bizim oymak başımız Necati Aygen'di. Necati Aygen Hoca hakikaten bizi çok desteklemiştir o sırada. Yani destek de nasıl olur? Yani bu çocukları biraz serbest bırakalım, yapsınlar yapacaklarını gibi. Necati Aygen Hoca'yı hatırlamak isterim. İkincisi, izciliğe beraber başladığım, aynı sınıfta beraber başladığım, bütün kursları sonunda şeyde Abraham Paşa korusuna, Beykoz korusuna geçtikten sonra Oymakbaşı kursları da yapılmaya başlandı. Bir zaman içinde bu kurslara da katılarak biz de Oymakbaşı şeylerimizi aldık. O Hood Badge denen şeyleri taşıma hakkını aldık. Ve Necati Hoca'nın yardımcısı olarak Oymak'ta biz görev almaya başladık. Bütün bu süreç içinde beraber olduğum ve çok da erken kaybettiğimiz Ali Erturan kardeşimizi anmak isterim. O da çok iyi bir izciydi. Bugün burada bulunanların hepsinin de çok iyi dostuydu. Okul sonrası ilişkilerimiz de devam etti. Bence verimli bir zamandı bizim. Biz o süreci yaşamış olduk ve ben çok mutlu oldum. Bilmiyorum soruyu bu cevaplama yönünden. Soru ve daha fazlasını da cevaplamış oldunuz Kürkor abi. Yani biz o dönemde hakiki anlamda izciliği hem yaşadık hem ülke çapında da yaşanmasına bir nebze yardımcı olduk diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz abi katkılarınız için, sağ olun. Bir şey daha var kamplarla ilgili olarak söylemek istediğim. Bu kamplarda bizim marş ihtiyacımız olurdu. Şarkı söylemek lazım. Yani izci kendi marşının içinde de vardır. Hep şarkı söyler diye. Burada bizim marş sıkıntımızı da Erkut Onart giderirdi. Daha evvel bilinen marşların üzerine söz yazarak bize o mesela Waterloo'ya veda marşını yazmıştı hatırladığım kadarıyla. Waterloo'nun müziği üzerine. Artık veda etsen izci arkadaşına diye kampta son ayrılık gecesi o marşı söylerdik. Ondan sonra bunun eğlenceli tarafı da vardı. Hocalara takılan marşlar, şeyler de vardı. Şarkılara yazılmış sözler de vardı. Mesela bir tanesi sabahları erken kalkar Ali Bey diye. Ali Bey diye. bize burada sonra, bizden sonra şeye geldi. Ortaköy'den buraya geldi Ali Bey. Rahmetli oldu. Ali Ortaç mı? Ortaç, soyadı Ortaç mıydı? Hatırlamıyorum. Evet. Var mı abi ekleyeceğiniz başka bir şey? Valla işte bizim bu kara izciliğine belirli bir düzeye getirdikten sonra deniz izciliği gündeme geldi. Deniz izciliğinde kuranlar arasında yine bugün beraber olduğumuz hem Erkut, Ali ve Ahmet kardeşlerimiz var. Onlar bizi karada bırakıp kendileri denize geçtiler. Orası biraz daha şeydi, görünüş filan itibariyle bir nebze yukarıdaydı ama biz sadakat gösterdik. Aşağıda şeyde karayı kaldık. Bırakmadınız. Karada hakirette kaldık. Çok teşekkür ederiz Kürkor abi. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dostluğu kardeşliği senden öğrendim. Tiboyu tanjantı ben senden.
Ahmet abi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Abi bütün konuklarımıza mektebe nasıl girdiklerini ve bu izcilik macerasının nasıl başladığını sorduk. Size de aynı soruyla başlayayım. Sizi mektebe nasıl girdiğinizi anlattıktan sonra izciliğe sizi kimlerin ittiğini de söyleyebilir misiniz? Efendim Galatasaray çok gencin, çok çocuğun idealidir malum. Biz de öyle 49 senesinde önce yetiştiriciye girdik. Yetiştiriciden sonra devam ettik. İlk okulu Galatasaray'da okumadım, Fatih'te okudum. Ondan sonra 58 senesine mezun olana kadar orada kaldık. Ama Galatasaray'a girmek, Galatasaray'da okumak bir yerde de izci olmak demektir. Çok kişi bunu bilmez, çok kişi bilir. Bilenler hemen yapışır izciliğe. O aşkı bir daha kalbinden çıkaramaz. Yaş epi ilerledi, 80'lere dayandı. Yani hala izci ruhu bende kaybolmamıştır. Ben izciyim. Peki abi sizi bu ilk izcilik macerası herhalde arkadaşlarınızdan, birbirinizden etkilenerek girmiş olmalısınız. Öyle mi? Kesinlikle tabii. Erkut arkadaşım bu işte bana çok ön ayak oldu ve benim eğitilmemde o kurslar verirdi. Kurslarda bayağı ders görürdük. Efendim yalnız izciliğin 10 tane şartı değil hadise. Çok geniş bir felsefe, çok güzel bir hadise. Bunu isteyerek aldık yani. Peki abi o dönemdeki izci arkadaşlarınızdan kimlerin isimlerini hatırlayabilirsiniz ya da sizi bu izcilik macerasında destekleyen hocalardan ya da etüt abilerinden kimler var acaba aklınızda? Evet, şimdi buradaki arkadaşlarımın dışında Yusuf Öztiryaki başta geliyor. Çok sıkı fıkıydık, o vefalıydı, vefa lisesindendi. Fakat ne lise kaldı ne bir şey kaldı, aramızda karman çorman olduk. Çok fazla isim hatırlayamıyorum. İsim hatırlamakta Kirkor benden kat kat fazla, Erkut abimiz tabii fevkalade ileridedir. Tarihçesi olaraktan 55 senesinde Türkiye İzciler Birliği kurulana kadar yavru kurttu, şuydu buydu, işte merasim izciliğiydi. Birkaç kere Küçük Çamlıca'ya kamplara girmekti. Böyle bir devam. 55'ten sonra çok daha güzel, çok daha faal bir izcilik yaptık. Peki abi bu 55 anım kadarıyla Türkiye'de izciliğin ikinci doğuşu diyebiliriz herhalde. Organize şekilde kamplara yönelmek anlamında. Peki o kamplardan abi unutamadığınız bir hatıra var mı aklınızda? Efendim, katıldığım kampların birkaçı Çınarcık kampı, İzmir Yamanlar lider izci kampı. Efendim, bunları hatırlıyorum. Yurt içi gezilerimi hatırlıyorum. İzmir Yamanlar'a bir kurs gibi, bir breve almak için, lider izci olmak için gitmiştik. Ve orada kursumuzu gördük, brevemizi aldık. Kamplarda bize doğa hayatını çok güzel öğrettiler. O zamana kadar hanım evladıydık. Annesinin kucağından inmeyen, evden dışarı çıkmaması lazım gelen, sokak çocuğu olmaması lazım gelen kişilerdik. Ama ondan sonra sokak çocuğu olduk. Sokak çocuğu olup da ahlaksız manada değil. Dışarıya açıldık. Etrafımızı tanıdık. İnsanları tanıdık. Karşıdan karşıya geçen kişinin elinden tutup yardım etmeyi öğrendik. Bunlar oldu. Bizi izcilik çok eğitti. Çok yükseltti. Bir formasyon verdi. Çok iyi hatırladığım bir hadise vardır. Erkut abimiz bir toplantı yapmıştı. Toplantıda yabancı
delegeler de vardı. Orada bana söz verdiler konuşmam için. Kalktım konuşmaya, iki kelimeyi yan yana getiremedim. Gakkuk, gakkuk, gakkuk. Ne kadar utandım, ne kadar sıkıldım. Patladım. Toplantıdan çıktıktan sonra Erkut beni o mevzuda yavaş yavaş eğitti. Yaptığımız gezilerde kaymakamların, valilerin, belediye reislerinin yanına çıkardık. Önce randevu isterdik, çıkardık. Niye geldiniz diye sorarlar. Bir defterimiz vardı. Efendim biz sizi ziyarete geldik, defterimize bir iki satır yazarsanız memnun oluruz. Ver bakayım neymiş o defter. Açar açıp baktığında bir sürü arkadaşını, kendisinden ileride olanları, geride olanları hepsini görünce aa filan diye o da oturur. O bir güzel bir hatıralar yazardı bize. O defter zannediyorum ki bir yangında mı yandı, bir şey oldu. Fevkalade kıymetli bir defterdi. Sonra ileride ben yine öyle bir defter açmak istedim. Gittiğimiz yerlerde o valiye, kaymakama gözüktüğümüz zaman bizi ağırlarlardı. Nereye gidiyorsunuz? Biz burada bir gün kalacağız veya iki gün kalacağız. Burayı tanımak istiyoruz. O senelerde, 56-58 senelerinde, 60 senelerinde şehirler hakkında, Türkiye'de, Anadolu'daki yerler hakkında yazılmış çok çok az kitap vardı. O kitaplar da incecik şeylerdi. 30-40 sayfalık böyle broşürümsü şeylerdi. Onları toplamaya çalışırdık. Şimdi o bakımdan çok şanslıyız. Çok fazla her şehrin yazarı var, çizeri var. O zamanlar yazar çizerler de çıkamaz mıydı ortaya? Neydi bilemiyorum. Evet. Burada Çınarcık kampında şimdi bir beton yığını olan yer, kestanelik dediğimiz yer. Orada genç ortaokul öğrencilerinden kamp yapardık. Balığa çıkar, balık tutar, efendim balık yerdik. Midye toplardık. Midyenin demirlerden toplanmayacağını orada öğrenirdik. Taşlardan toplanacak. Ondan sonra bir ahçımız vardı bize, midyeli pilav. O midyeli pilava kaşık atarız. Kamptaki masa nasıl olur? İki tane çukur açarsınız uzunlamasına. O ayağınızın gireceği boydadır çukur. Bu ortası toprak kalır. Karşıda bir arkadaş, burada bir arkadaş. Burada yemek önünüze getirdiğiniz zaman masa olur. Burası da sandalye. Bu kampın masası. Tuvaleti nasıl yapacaksınız? O zaman bir çukur kazarsınız. Kazdığınız çukurun toprağını yanına yığarsınız. Onun tepesine de bir tane sulama şeyi, böyle fıskiyeli. O fıskiyelinin ucuna bir ip bağlarsın, o fıskiyeyi çektiniz mi duş olur. Efendim, bir ibrik yıkanmak için ve yapacağınız kampı mutlaka bir suyun yakınında olması tercih edilir. Sabahleyin yıkanacaksınız. Efendim, ondan sonra kültür fizik var, ondan sonra görevler var. Zaman zaman iki günlük, bir günlük dağa çıkmalar var. Yalnız başına ya da iki kişi, üç kişi ıssız bir yerde kalacaksınız, o geceyi geçireceksiniz, kurtlar uluyacak. Efendim, yaban domuzlar homur humur ederler, yürek selanik. Bunu tatmak lazım tabii ya, bu adrenalin. Efendim, ama biz hiçbir zaman böyle ne bileyim, şimdiki gençlerin yaptığı gibi böyle bağıra bağıra, çağıra çağıra konuşmazdık. Bilmiyorum.
hiçbir kampta bir kavga çıktığını, bir münakaşa çıktığını hatırlamıyorum yani. Nasıl gençlerdik, niçin öyleydik bilmiyorum. Gezmelere giderdik. Gezmelerimiz ekseri 8 gün, 10 gün sürerdi. Daha fazlası izcilikte kural dışıdır. Efendim, gruplar da 6-8-10 kişi civarında. Çünkü kontrol dışı oluyor o zaman. Efendim, gittiğimiz gruplarda arkadaşlarımız etrafından devamlı dost edinirlerdi. Turistik bir yerse bildiğin lisanda bilmediğin lisanda ne olursa olsun peşimize takılırlar. Zaten gençsin diye onlar da hoşlarına gidiyor. Onları gezdirir, gösterirdik. Benim izcilikte edindiğim en büyük tecrübe sosyal hayatımın ilerlemiş olması. Annemin dizinin dibinden ayrılmış olmam. Ne yapacağım, ne zaman, nasıl yapacağım, niçin yapacağım bunu öğrenmem. İleride ticaret hayatımda fevkalade atılgan oldum. Gelen müşterim bana bayılır, konuşurum, bır 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 konuşurum, esir alırım. Ve döner döner gelir. Bunlar bir hayat tecrübesi. Onun dışında konuşmayı demin söylüyorum, kalktım iki kelimeyi yan yana getiremedim. Söyleyemezdim. Peki abi, o zaman şimdiki gençlere bir mesajınız var mı bu izciliğin kendilerine sağlayabileceği fayda üzerine? Gençlere mesajım, izci ruhu olmalar. İzci olmasalar bile izci ruhu olmaları lazım. Yani görüyorum toplulukları, televizyonlarda da seyrediyorum. Fakat çıldırıyorum ya, o bağırtı çağırtı, kıyamet kopuyor. Ondan hoşlanıyoruz. Niçin onlardan, niçin öyle bağırtı çağırtı kavga dövüşten hoşlanıyoruz? Biz öyle insanlar değiliz. Biz çok yani aklı selim olan insanlarız. Böyle ne bileyim, bağıraraktan biz bir şey kabul ettirmeyiz ki oturup o fikrimi ben güzel güzel anlatır, karşımdakine tesir etmek isterim. Sen şunu diyorsun, ben bunu diyorum. Tamam, ben söyleyeyim, dinle. Sen de söyle, dinle. İzcilik 10 maddesi hep bunları kapsar. Amerika'da okulu geçmek için hem sportmen oluyorsun, hem sosyal hayatın oluyor, hem ders hayatın oluyor. Bizde de bu var, olması lazım. O zaman izci olmasan bile izci gibi yaşa demek lazım gençlere. İzcilik ruhu, izcilik felsefesi çok çok büyük. Sağ olun Ahmet abi. Katkılarınız için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Beni kabul ettiğiniz için. Sultaniye daha borcum var. 25 yıl yalnız bunu öğrendim. Sevgili Galatasaray TV izleyicileri, az önce çok değerli abilerimizin güzel anılarını, izciliğe dair görüşlerini dinledik. Buna vesile olan Turgay abiyle birlikteyiz şu anda. Abi hoş geldin. Hoş bulduk tekrardan yeniden. Abi, abilerimizden çok değerli şeyler dinlemiş olduk. Bunları ileriki dönemlerde, belki de gelecek sene işte okulumuzun 150. yılını kutlayacağız hep birlikte. O dönemde de değerlendirmek üzere bazı projeler sanki çağrıştırıyor gibi oldu az önce yaptığımız kayıt dışı sohbette. Onlardan biraz bahseder misin abi? Şimdi bir kere benim için çok mutlu bir gün bugün. O gerçek. Bizim yıllardan beri hep örnek aldığımız Galatasaray dergilerinden tut dinlediklerimizden, çünkü devamlı hani araştırıyoruz, ediyoruz büyük bir şeyle, tutkuyla. Demin abilerim de dediği gibi bu bir tutku bu. Ahmet abin de söylediği gibi insanın ruhunda olan bir şey. Yani bunu hissetmek lazım. Burada bulunan abilerimiz de bunu gerçekten yıllardan beri aynı tutkuyla devam ettirmiş. Ve onların bugün burada olmaları birçok yönden çok muhteşem bir şey oldu. Sizlerin sayesinde. Çünkü burada çok iyi mesajlar verildi. Ben dinledim demin. Bu mesajların içinde bu mesajlar Galatasaray camiasına,
Galatasaray'ın en büyük zenginliklerinden, geleneklerinden biri olan, Türkiye'de kurulduğu yer olarak resmen geçen bir olay bu. İzciliğin, izcilik üzerine konuşulması ve Ahmet abinin gene demin söylemiş olduğu gibi bilhassa bugün Türk gençliğinin böyle bir şeye ihtiyacı var. Yani şu anda günümüzde böyle. Hatta ivedilikle. Ha eski tarz olmaz, yeni tarz olur, şu olur, bu olur ama ne kadar olur o da başka. Fakat böyle bir ihtiyacımız var bu gençliğin. Yani içinde bizim de olduğumuz şöyle diyelim, ihtiyar delikanlılar diyelim buna istersen. İhtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Bunun dışında bir 150. yıl yaklaşıyor. Bir takım çalışmalara başlandı. Bu 150. yılın içinde muhakkak ben baktım listede izciliğin ismi geçmiyor. Spor geçiyor ama izcilik apayrı bir konu. Ben geçenlerde onu ilettim de bir şeyle, mesajla. İzciliğin de muhakkak bu bir takım etkinliklerin içinde olması, unutulmaması ki yapacaklardır, unutulmaz zaten. Herhalde spor içinde onu düşündüler. Ama şöyle söyleyelim, bunu tekrardan bizim elimizden geldiği kadar gerek anılarla, gerek yaşanmışlıklarla, daha birçok şeyle bugünlere taşımamız çok önemli. Bu da bizim görevimiz oluyor. Bu Galatasaray'ın en büyük değerlerinden bir tanesi. Bu değerin içinde neler yok neler, tarihi açıdan da alırsak çok büyük şeyler var. Yani çok mutluyum demin gelen mesajlarla. Demin Erkut abimizin de dediği gibi gene ileride toplanmalarımız mümkün ise ki bir araya gelmemiz ki ben düşünüyorum elimizden geldiği kadar gene geleceğiz. Biz her zaman buradayız ama abilerimiz işte, mesela Ali abimiz uzaklarda oturuyor biraz. Ne kadar toplanabilirsek o kadar iyi olacaktır. Hatta bu 150. yılın arefesinde çok çok önemli bir şey olacaktır, misyon olacaktır bence. Abi peki bunu biraz detaylandırmak gerekirse mesela neler yapılabilir? Çünkü neler yapılabilir? Bildiğimiz kadarıyla evet. Çok geniş bir arşiv var. Hem senin kişisel arşivin var, hem Galatasaray Müzesi'nin arşivi var. Hem Galatasaray Lisesi'nde belli dönemlerde izcilik yapmış abilerimizin hatıraları var. Bir müzikle ilgili devasa bir izcaz geleneği var. Ve bunun dışında belki de şu anda bizim de bilmediğimiz bir sürü de şeyler var. Neler yapılabilir abi sence? Şimdi şunu da belirtmek istiyorum. Biz bugün burada 5-6 kişi abilerimizin sayesinde yani gelebilirler. O anları da burada görmüş olduk ama biz ileride başka toplantılara girdiğimizde daha başka gelmek isteyen kardeşlerimiz, gene büyüklerimiz var. Bugün o bir ön toplantıydı. Bunun içinde Ohanik Agopçan beni geçen gün Paris'ten aradı. Ondan sonra Levent Uysallar var, daha başkaları var, yurt dışında olanlar var. Daha Naci, efendim Derya Orallar falan, hepsi bunlar. Bir araya gelinebilir daha başka bir yerde, daha büyük bir şekilde. Şimdi 150. yıl derken arkadaşlarımızdan da fikirler geldi. Mesela Ohanik beni geçen gün aradığında bir panel yapılması. İzcilik üzerine bir panel, Galatasaray izcileri üzerine, izcilik üzerine. Bu çok güzel. Yapılabilecek bir şey. Tevfik Fikret Salonu'nda olur, başka bir yerde olur. Bugünkü gençleri de yani okuyan çocukların arasında buna meraklı olanlar var. Ve şu anda okulda bir 15-20 kişi mi bildiğim kadarıyla Yavuz Yeniçeri başkanlığında, daha doğrusu onun liderliğinde bir izcilik faaliyeti, etkinliği var. Var ama bu tabii çok şeyde kalıyor. Bunu daha belki geliştirebilmek veyahut onların yaptıklarını geliştirilmesi, bunlar da önemli. Bunun için tabii bir yandan vakıf olsun, bir yandan okul müdüriyeti olsun. Bunların da büyük bir şekilde yani bir takım kolaylıkları, esneklikleri sağlamaları gerekiyor. Bu çok önemli. Bunun dışında bir panel dedik ama çok önemli şeylerden bir tanesi, biz Beyoğlu'nun ortasındayız. Yani Galatasaray zaten Beyoğlu ile özdeşmiş. Beyoğlu Galatasaray ile özdeşmiş. Bu bir gerçek. Ve bizim müzemizin olduğu yer en mükemmel, ortada olunan bir ağırlık merkezi diyeyim buna. İşte burada bizim bir de aşağıda girişte bir sergi salonumuz var. PTT'nin bildiğim kadarıyla her zaman bunu açıklar. Orada çok güzel bir 150. yıl, 2007'yi kaçırdık. Hep söylüyorum 2007, Türkiye'de izciliğin 100. Yıl dönümüydü. Pardon, 2012, çok özür dilerim. 2007 dünya izciliğiydi. O 100'ün iki tanesini kaçırdık. 2007'de yapacaktık, olmadı. 2012 çok önemliydi. Türkiye'de izciliğin kuruluşu. O da olmadı ama 150. yılımızda Galatasaray olarak bizim gerçekleştireceklerimiz arasında bir aslan izci oymağıyla ilgili güzel bir kitap,
bizde nasıl Galatasaraylı ressamlar yapıldı, yazarlar yazıldı, bir bu tarihi de aksettirmek lazım. Müzede olsun, çoğumuzun elinde olsun, abilerimizin elinde olsun, bol bol malzeme var. Bu malzemenin içinde bambaşka bir şey, demin gene konuşuluyordu, Ali abim söyledi, Erkut abi, onlar aynı zamanda bu işin Türkiye'de de kurucuları, çünkü Galatasaray Lisesi'nde kurulan bir başka şey bu. Bu da biraz karanlıkta kalmıştır. Karanlık derken pek konuşulmamıştır. Muhteşem bir olay o da. Denizciliği, Preveze Denizcici oyma. Yani bunun da mesela tekrar ortaya çıkartılması, en azından görseller, yazılar, şunlar bunlar, muhteşem bir dönemdir o. Bunların tekrardan canlandırılması, o serginin yapılması. Bunun dışında bir Galatasaray Aslanizci oymanın biliyorsunuz PTT bugün pul basıyor istediğiniz gibi. Çok da cazip fiyatlar. Yani öyle pahalı olan şeyler değil bu. Bu 2-3 pulluk bir güzel seri de çıkartılır. Biz bu camianın içine zaten kullanılır gider. Herkes almak ister. Ve biz bugün PTT Filateli Müdürlüğü ile konuştuğumuz anda, ki ben filatelinin içindeyim ayrıca yıllardan beri, konuştuğumuz anda PTT buna hazır ve nazır. O gün bir ilk gün damgası da burada, ki burada başka etkinlikler içinde yapılacaktır. Neden olmasın, Türkiye bir izcilik pulu daha kazanmış olur veyahut da bir damga kazanmış olur. Çünkü bunun özel koleksiyonerleri var ve bizde Türkiye dediğim zaman izcilik pullarında yani fazla bir şey yok. Ama bu da bir kazanç olur. Bunun dışında belki başka İstanbul Erkek Lisesi, onlar devam ettiriyor bu işi çok iyi bir şekilde. Onlarla belki çok iyi bir güzel şeyler gene yapılabilir. Zira bakıyorum dışarıya pek şey yapmıyorlar. Yani kendi içlerindeler. Sıkıntıları var. Malum bu sıkıntılar son zamanlarda. Onların içinde de var ama onlar izciliklerini hiç dışarıya bakmadan bunu devam ediyorlar. Şimdi günümüzde Erkut abimin dediği gibi, gene Ahmet abimizin dediği gibi, Ali abim de aynı şeyi söyledi. Şöyle ki Kirkor abim bilhassa vurguladı. Şunu söyleyeyim, izcilik maalesef günümüzde eskisi gibi değil. Değil ama şu da var, izciler var. Ve Türkiye'de gerçekten bambaşka bir olay daha var. Eskiden olmayan güzel bir şey oluştu, yaratıldı. Eskiden üniversitelerde izcilik yoktu. Bugün üniversitelerde izcilik var. Bunlar ne federasyona bağlılar, ne Milli Eğitim Bakanlığı'nın izcilik müdürlüğüne bağlılar, ne bir şey. Kendi aralarında izcilik yapıyorlar, bu kadar. Alıyor sırt çantasını, yaşlarda şey. Büyük büyük hocaları mocaları biliyor. Bu Boğaziçi'nde var bugün, OKTÜ'de var bugün. Bunlar hep buna gönül vermiş olan 10 kişi, 20 kişi ama varlar. Yani böyle Türkiye'de bu taraf da var, bu çok önemli bu. Onun için bağımsızlar. Bağımsız olunca siz de bağımsızlığınızla birçok güzel şeyi gerçekleştiriyorsunuz. Bunun dışında dediğim gibi panel dedik, sergi dedik, kitap dedik. Ama bir kamp ateşi de yapılabilir o dönemde, bir Galatasaray izcileri kamp ateşi. Bir gece kafi bu. İstanbul'un yakınlarında bir Çartalca var, bilmem başka yerler var. Bunlar kolaylıkla izin alınabilecek, yapılabilecek şeyler. O kamp ateşi demek insan uyumaz bile orada. Sabah 3'lere 4'lere kadar herkes işte şarkılardı, bilmem neydi. O günleri yaşamak, hatıraları, abilerimizden o güzel hatıraları dinlemek. Bütün bunlar muhteşem bir şekilde yapılabilir, canlandırılabilir, bu yaşatılabilir. Bu da çok önemli bir şey bence. Yani gençlere bilhassa bunu götürmek çok önemli bir şey, onu söyleyelim. Daha başka şeyler de var yapılabilecek. Burada mesela geçen İzci Cahit'ten bahsettik. O mezarın tekrardan hatta gidip bir ziyaret, hep toplu bir birlikte kim gelebilirse bir çelenk götürelim. Onun da ruhunu şad edelim. O bir sembol o gerçekten. Unutulmuş gitmiş ama onun o mezarı görmek, hatta görürsek, oralarda gidip ziyaret edersek o mezar belki daha da korunacak. Yani sahipleri oldu, anlaşılacak bir Galatasaray camiası. Yani daha başka şeyler var burada söyleyip aklıma gelmeyen ama çok şey yaratılabilir. Böyle. Abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bu... Özellikle abilerime çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiler. Bizleri şereflendirdiler ve biz daha da ışık almış olduk. Bu gerçek bu. Çok teşekkür ederiz Turgay. Yudumuz büyüdü. Sağ olasın. Evet. Galatasaray TV'nin sevgili izleyicileri, 120 ile Mektebi Sultan'ın bu programında yine bir belki de bir misyon üstlendiğimizi söyleyerek bitirelim. Galatasaray İzciliği'nin Galatasaray Lisesi'nin 150. yılında tekrar canlandırılması ya da geçmiş döneminin hak ettiği şekilde takipçilerine ya da ilgili kişilere aktarılabilmesiyle ilgili çalışmaları başlatmak üzere küçük bir çağrı yapmış olduk. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek dileğiyle. 25 yıl yalnız bunu öğrendim. Aşk sineği.
Shut up.